2020 yılının Mars haftalarındaki 3 misyondan biri de Hope göreviydi. Bu videoda geçtiğimiz haftalarda başarıyla Mars yörüngesine ulaşan Hope görevi hakkında sizler için bir video hazırladık. Emirtes Mars misyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars'a yaptığı ilk görevdir. Mars'ın yörüngesine oturmak ve Mars atmosferindeki dinamikleri küresel ölçekte, hem günlük hem de mevsimsel zaman ölçeklerini incelemek için tasarlanmıştır. 3 metre genişliğinde, 7,9 metre uzunluğunda ve 1300 kilo ağırlığındadır. 1,85 metre çaplı bir iletişim antenine sahiptir. Toplam 600 Watt enerji sağlayan bataryalarını şarj eden 2 güneş paneline sahiptir. Bu imkanlarla beraber Hope için görev ömrü yaklaşık 2 yıl olarak bekleniyor. Misyonun temel olarak 3 ana hedefi vardır. Mars'ın alt atmosferini karakterize ederek iklim dinamikliğini ve küresel hava açısını anlamak. Alt atmosfer koşullarını üst atmosferle ilişkilendirerek havanın hidrojen ve oksijen katışının nasıl oluşturduğunu açıklamak. Üst atmosferdeki hidrojen ve oksijenin yapısının değişkenliğini anlayın ve Mars'ın neden onları uzaya kaybettiğini belirleyin. Bu üç görev kapsamında Mars'ın alt ve orta atmosferindeki hava dolaşımı ve hava durumunun daha iyi anlaşılması için bir dizi ölçüm sağlayacak. Bu tür verileri atmosferin üst katmanlarının izlenmesiyle birleştiren ölçümler, enerji ve parçacıkların yukarı doğru taşınmasının ardından da atmosferin Mars'ın yer çekiminden kaçışının arkasındaki sırlar ortaya çıkaracaktır. Bu amaçlar için Hope Orbiter 3 bilimsel aletle donatıldı. Bunlardan ilki kızılötesi bantta kızıl gezegenin alt atmosferin ve alt atmosferdeki tozları, su buharlarını ve sıcaklık profilinin dağılımını ölçen EMIRS cihazıdır. Genel olarak araç, alçak Mars atmosferinin durumunu ve dolaşımını yönlendiren süreçleri araştırmak üzere tasarlanmıştır. Mevcut Mars ikliminin enerji dengesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir interferometrik termal kızılötesi spektrometresidir. Enerji dengesini anlamak, enerji kaynaklarını ve alt atmosferin günlük ve mevsimsel olarak güneş zorlamasına nasıl tepki verdiğini belirlenmesine yardımcı olacaktır. EMIRS aracı, özellikle alt atmosferdeki termal durumu, toz, su buharı ve su buzunun coğrafi dağılımına, ayrıca Mars atmosferindeki 3 boyutlu termal yapısına ve mevsimlerden daha az bir zaman ölçeğinde değişkenliğine gözleyecektir. EMIRS cihazı, Mars taramalarını yapmasına izin verecek döner bir aynaya sahiptir. İkinci cihaz ise kızıl gezegenin alt atmosferini görünür ve mor ötesi bantları halinde inceleyen, Mars'ın yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalayan, atmosferdeki su buzunun ve ozonun kolon bolluğunu ölçen ve Mars görüntülerini sağlayan EXI cihazıdır. EXI cihazı, çok dalga boylu radyasyona toleranslı bir kameradır. 12 megapiksel görüntüler alabilir. Lens sistemi ayrı bir UV ve VIS optik yollarına sahip bir çift lens grubudur. Düşük odak oranı uydunun Mars'a en yakın olduğu sırasında sabit görüntüler yakalamak için çok kısa uygun ışık sürelerinin kullanılmasını mümkün kılar. Üzerindeki çip, görüntü boyutunu ve çözünürlüğünü gerektiği gibi uyarlayarak verileri en uygun şekle getirebilir. Tam çözünürlükte sensör saniyede 180 kare yakalayabilir ve istenirse 4K film modu olasılığını sağlar. Üçüncü ve son cihazımız ise ultraviyole dalga boyunu tespit edebilen, termosferdeki karbon monoksit ve oksijenin bolluğunu, değişkenliğini mevsimlerden daha kısa zamanda ölçeklerde belirleyebilen, eksosferdeki 3 boyutlu yapıyı, oksijen ve hidrojenin değişkenliğini hesaplayabilen EMUS cihazıdır. ...2020 yılının Temmuz ayında Mars'a gitmek için en uygun fırlatma penceresi açılıyor. Bu fırlatma penceresi yaklaşık 2 yılda bir oluşmakta. Bu tarihlere kadar uzay araçları geliştirilir, bu özel tarihler geldiğinde uzay alan yolculukları başlar. Hope aracı da 19 Temmuz 2020'de Mitsubishi Heavy Industries tarafından geliştirilen bir roket ile Mars'a olan yolculuğuna başlamıştır. Roketin yapısından biraz bahsetmek gerekirse, toplam boyu 53 metre olmak ile birlikte çapı 4 metre kadardır. Araç toplamda 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamasında destek olarak 2 adet katı yakıtlı itici bulunmaktadır. Ayrıca bu itici sayısı fırlatmada kullanılan uzay aracının ağırlığına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Şu ana kadar yapılan görevler arasında maksimum 6 adet katı yakıtlı itici kullanılmıştır. Hope görevinde kullanılan yük çok yüksek ağırlıklarda olmadığı için Hope görevinde toplam 2 adet katı yakıtlı itici kullanılmıştır. Araçta bulunan 2 aşamada sıvı hidrojen ve sıvı oksijen kullanılmaktadır. Roketin ilk aşaması toplamda 390 saniye boyunca aracı ateşleyecek kabiliyete sahiptir. İkinci aşamada tek bir motor bulunduğundan dolayı bu süre bir miktar artmaktadır ve 534 saniyeye kadar ulaşmaktadır. Mars ile Dünya arasındaki 220 milyon kilometrelik bu yolu uzay araçları ortalama 8 ay içerisinde bitirir. Aracın 8 aylık yolculuğunda Dünya'dan gönderilen sinyaller ile aracın durumu incelenir ve ne durumda olduğu kontrol edilir.
Yolculuk boyunca bu gibi kontroller sürekli yapılır. Yaşanacak bir sıkıntı durumunda uzaktan aracın nasıl düzeltilebileceği üzerinde durulur. Neyse ki Hope aracına kontroller sonucunda hiçbir arıza çıkmamıştır. 8 ay geçtikten sonra asıl kritik olan noktaya gelinir. Araç Mars'a varmış olur. Uzun yolculuğunun ardından Mars'a oldukça yaklaşır. Görevin amacına göre uzay araçları farklı manevralar veya farklı sistematik hareketler yapar. Eğer bir yörünge aracınız var ise bu aracın Mars yörüngesine stabil bir yörünge elde edebilmesi için bir takım ateşlemeler yapması gerekir. Mars'a yaklaşan Hope aracı üzerinde bulunan motorları çalıştırarak 27 dakika boyunca aracın yörüngesinde değişiklik yapar. 27 dakikalık ateşleminin sonucunda araç sinyaller göndererek başarılı bir yörünge elde edip etmediğini iletir. 9 Şubat saat 6.30 sularında Hope aracı bu 27 dakikalık ateşlemeyi başarılı bir şekilde yerine getirir ve üretmiş olduğu sinyalleri kontrol merkezine gönderir. Aracımız yörüngeye ulaştıktan sonra Mars etrafında 55 saatte bir tur atacak şekilde 20.000 kilometreye 43.000 kilometrelik Mars ekvatoruna göre 25 derecelik bir yörüngeye yerleşecektir. Mars'a gitmiş hiçbir araçta böyle bir yörünge eğimi yoktur. Diğer araçlar genellikle 90 derece kutup yörüngesine yakın yörüngelere görev yapmıştır. Hope, Mars'a gönderilen ilk hava durumu yörünge aracıdır. Mars'taki hava durumunu gün içinde nasıl değiştiğini inceleyerek, Mars'ta gün içinde havanın nasıl değişime uğradığını, güneşin havayı nasıl etkilediğini, Mars tozunun atmosferdeki hareketi ve alt atmosferin termal yapısı gibi konularda pek çok veri toplayacaktır. Bu amaçta en çok rol oynayan cihaz EMIRS cihazıdır. Diğer bir görev ise ultraviyole ve görünür ışığı kullanarak alt atmosferdeki su buzu, ozon dağılımını, Mars'ın yüksek çözünürlüklü görüntülerini, atmosferdeki su buzu gibi şeyleri ölçmektir. Bu görevler için ise çoğunlukla EXI cihazı kullanılacaktır. Mars atmosferinin üst kısımlarındaki hidrojen, oksijen ve karbonmonoksit dağılımını ve salınımını ölçmek için ise EMUS cihazı kullanılacaktır. Bu amaç Mars'ın atmosferi niye kaybettiğini, geçmişte nasıl bir atmosfere sahip olduğu gibi şeyleri anlamamıza büyük katkısı olacaktır. Tüm bu görevler kapsamında Hope, Mars'ın alt atmosferindeki hava değişikliklerinin, atmosferin üst kısımlarında uzaya kaçan hidrojen ve oksijenin etkisini araştıracaktır. Bu ilk defa hava değişimi ile atmosferik kayıp arasındaki bağlantıyı incelememize izin verecek ve belki eskiden yaşanabilir olan Mars'ı günümüzdeki soğuk ve kurak çöle çeviren mekanizmanın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını gösterecektir. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.